Şu anda saat akşam 10. 12'de kapanıyor bu market. Gecenin bir yarısı market alışverişi yapmaya geldim. Tuvalet kağıtlarıyla başlıyoruz olaya. Zaten asıl geliş amacım markete şu anda tuvalet kağıdı. Yoksa gecenin bir yarısı neden geleyim markete, kafayı mı yedim? Şunu alacağım. 8'li 9,5 dolar. Bir de paper towel almam gerekiyor ama büyüğünden almayacağım. Costco'ya gittiğimde alırım. Şu üçlüsünden alacağım. Member price 8,49. Eğer member değilseniz 12,99. Yani üçlü paper towel da 12,99 olmaz ya. Memberler için indirim yapmamışlar da member olmayanlar için indirim yapmışlar gibi birazcık. Neyse. Bunu alıyorum. Burada marketlerde ilaç satılıyor. Yani reçeteyle verilen ilaçlar değil tabii ki bunlar ama şurup, işte ağrı kesici, yüksek dozda olmayan gibi ilaçlar. Türkiye'de bu yoktu diye hatırlıyorum. Yani 10 yıl önce. Şu anda var mıdır bilmiyorum ama. Var mı? Türkiye'de markette böyle ağrı kesicidir, şuruptur satılıyor mu? Görüldüğü gibi bomboş bir tek ben varım markette. Costco'nun boş bir anı yok. Yani gecenin bir yarısı gitsem de, sabahın bir körü gitsem de her zaman dolu maalesef. Deodorant alacağım. Görüyorsunuz 300 çeşit deodorant var. Ama alüminyumsuz deodoranslar oluyor ya, hani doğal deodorantlar. Onlar hiçbir işe yaramıyor. Yani her markaya şans verdim. Denemediğim marka kalmadı. Doğal olsun, alüminyum olmasın diye ama kesinlikle işe yaramıyor yani. O yüzden hiç umurumda değil. Bu da doğal olmayı versin. Deodorantın işe yaraması çok önemli çünkü. Evet, bunu alıyorum. Bunun fiyatı da 7,49 memberler için. Member dediği de yani telefon numaranızı giriyorsunuz, üye oluyorsunuz bu. Sıralı gitmiyorum çok. Şu anda meyve sebze ve peynir reyonuna geçiş yaptım. Çünkü neden olmasın? Bomboş görüyorsunuz. Hiç kimse yok. Mükemmel bir ortam video çekmek için. Peynirle başlayalım. Ben bunu alacağım. 6,49. Tarihine bakalım. Best Buy 10-15. Ben bunu 2 güne bitiririm ya. Bakın şöyle ilginç bir peynir var. Blueberry ve vanilyalı goat cheese. Kulağa çok gereksiz geliyor. Yani peynire de aroma eklememiz gerekmiyor ya. Bayağı kasmış ürün geliştirmeciler. Evet, meyve sebze reyonuna doğru ilerleyelim. Evet, organik avokadoyla başlayalım. Yalnız 3,99 mu? Çok daha pahalı diğer marketlere göre. Neden böyle? Bu durum hoşuma gitmedi. Bir tanesi 3,99. Evet. Bence bunu almayayım çünkü Whole Foods'ta bile daha ucuzdu diye hatırlıyorum. Organik avokadonun tanesi. 2,5 gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani evet. No. Organik muz alacağım. Muz candır ya. Her şey böyle ucuz olsa ya. Temiz gözüküyor. Yoğurt ve rice puding reyonu, daha doğrusu puding. Ama şu rice pudingler var ya, öğrenciyken ne alırdım bunlardan ya. Rice pudingler, oreolar, cheesecake'ler, pizzalar. Sağlıklı beslendiğim söylenemez öğrenciyken. Şu anda almıyorum.
Olmazsa olmazı alışverişimin her zaman yumurta. Bir de domates ama domates evde olduğu için almadım tabii. Şu benim sevdiğim yumurta ama çok pahalı. 10 dolar. Yine burada ekstra pahalı. Yani ben bu markete genelde gelmiyorum. Şu anda tek açık yer burası olduğu için akşamın 10'unda. O yüzden geldim. Ama neden bu kadar pahalı olduğunu anlamadım yani. Her şeyin. Ama almak zorundayım bunu. Et reyonundan hiçbir şey almıyorum. Ekmek yememeye karar verdim. Önümüzdeki 2-3 hafta boyunca bakalım nasıl gidecek bu kararım. O yüzden üzülerek geçiyorum bu reyonu. Mesela şöyle bir Nutella Türkiye'de ne kadar? Ben buradaki fiyatlarını göstereyim. Siz de Türkiye'deki fiyatlarını yazın aşağı. Bu reyonu da üzülerek geçiyoruz. Sağlıklı bir atıştırmalık olduğuna kendimi inandırdım. Bu cipslerden alacağım. Sebze sayılır bu cips falan değil. İçeriği de iyi sayılır. Aldım gitti. Marketin içinde Starbucks da var. Kapalı ama. Şarap reyonu. İhtiyacım olmayan bir reyon. Bakery. Yine ihtiyacım olmayan bir reyon. Bence alışverişim bitti ya. Benim merak ettiğim şey son 10 yıldır neredeyse Amerika'da yaşıyorum ve bir kere bile ben haricinde bu marketlerde çekim yapan insan görmedim. Yani atanamayan YouTuber olarak market çekimi yapan tek insan benim sanırım. Bilmiyorum. Yani market alışverişi videosu YouTube'da çok görüyorum aslında ama nerede yapıyorlar bu çekimleri? Ya da ne zaman yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Ve insanlar biraz tuhaf karşılıyor tabii bu durumu. Elimde kamera görünce böyle ekmekleri falan çekerken. Bakalım ne kadar ödeyeceğim bu market alışverişine. Bu kadardı alacaklarım. Çok büyük bir market alışverişine ihtiyacım yok şu anda. $48. Market alışverişim bitti. Eve gidiyorum şu anda. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu likelamayı, kanala abone olmayı ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Zili bildirimi de açıverin ya. Umarım bu videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Ben biraz hızlı adımlarla eve gideceğim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.